Şu anda kritik bir zirve var. Dört ülkenin dışişleri bakanı Moskova'da toplantıya başladılar. Türkiye, Rusya, İran, Suriye dışişleri bakanları toplantıları. Belki biz programdayken Sergey Lavrov bir açıklama da yapabilir. Toplantı Suriye ilişkilerinin normalleşmesi üzerine yapılıyor. Ancak şimdi hani sen de çok iyi biliyorsun ki diplomasi esasında sadece bakanlar üzerinden ya da sadece büyükelçiler üzerinden yapılan bir iletişim sanatı değil. Aynı zamanda o devletin haber kanalları, ajansları, çekilen fotoğraflar, verilen resimler, hatta spora kadar diplomasi değil mi? İner ve en sonunda o ülkeyle ilişkilerin ne boyutta olduğu ya da nereye varmasını istediğimiz konusunda bir fotoğraf ortaya çıkar. İstersem Türkiye'nin, devletimizin resmi haber ajansı, Anadolu Ajansı, Moskova'daki zirveyi nasıl görmüş? Onu bir voley olarak ekrana yansıtalım. Çünkü bu çok önemli sevgili izleyiciler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi haber ajansı, Anadolu Ajansı Moskova'daki zirveyi şu başlıkla verdi sevgili izleyiciler. Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı başladı. Şimdi burada iki tane dünden bugüne değişen kavram var. Bunlardan bir tanesi işte Esed oldu. Hatta değil mi, normalleşme sürecinde de hep ne diyoruz? Acaba yeniden Esad ne zaman olacak? Bir de Türkiye Suriye'de bir bütün bir devletten bahsetmiyor. Artık bir Esad rejiminden, bir de muhalif rejimden bahsediyor. Ancak biz şu anda Suriye devletiyle bir toplantıdayız ve Suriye devletiyle normalleşmek istiyoruz. Bu süreçte Anadolu Ajansı'nın bu toplantıyı bu şekilde haber yapması, bu şekilde görmesi, devletin yani şu anda Sayın Erdoğan'ın ve hükümetin meseleye yaklaşımını mı bize anlatıyor? Yoksa Anadolu Ajansı mevcut yeni gelişmeye ayak uyduramamış mı? Sen bu fotoğrafı nasıl okuyorsun? Bu başlığı nasıl yorumluyorsun? Evet, yani... Bir cümle daha sorayım. Sen şu anda Suriye'de Esad'ın yerine olsan bu haberi gördüğünde meseleyi nasıl algılarsın? İkinci soruya diyelim, tepki göstermek durumunda kalırdım ve itiraz ederdim bir defa. Tabii ifade ettiğin bir şey var, önemli bir nokta, o da dış politikanın, diplomasinin sembolleri çok fazla kullandığı, evet. Kullanması. İşte biliyorsun bir ara işte Putin Erdoğan'ı 3 dakika bekletti, 5 dakika bekletti, bunlar bile ne, o dönemde çok büyük haber oldu. Bunun bir anlamı var. Tabii. Onun bir dili var. Veya Putin'in işte bir masa kurması, masanın bir ucunda Macron'un, bir ucunda kendisinin oturması, 5-6 metre tabii, ucundan çok büyük da yani, tiyatro gibi bir şey. Ondan sonra ama mesela samimi olduğu dostlarına ve yuvarlak masa böyle tabii. Neredeyse diz dize. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev ve Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan'ı bir araya getirip toplantıda Paşinyan'a yaptığı muameleyle İlham Aliyev'e yaptığı muamele değil bir mi? Veya işte İsrail'in Türk dışişleri mensuplarını alçak sandalyede oturup kendilerinin yüksek yerde oturmaları. Evet. Böyle bir hakim, yargıç şeklinde. Bu çünkü semboller çok önemlidir. Tabii. Ben size bir örnek daha vereyim tabii bu konuyu. Tabii. Şey önemli. Yani anlaşılması adına tabii. Önemli. Mesela İsmet İnönü Lozan'a gidiyor. Tamam mı? Efendim Lozan'a girer girmez salona, yani toplantının yapacağı salona girer girmez bakıyor ki bu kendilerine büyük devlet diyenler böyle büyük bir masada oturmuşlar. Buna da böyle kenarda bir yere oturtmuşlar. Evet. Çocuk sofrası gibi. Evet. Daha girer girmez diyor ki bir dakika ben bunu kabul etmiyorum. Ben de orada oturacağım. Yuvarlak masada oturacağız. Ben galip devletim diyor. Galip devlet gibi muamele görmek istiyorum. Ve bu tartışma bir gün sürüyor. Bir gün boyunca sürüyor ve oturmuyor. En son İsmet Paşa'nın dediği oluyor. Ve İsmet Paşa o masaya kuruluyor. Baş köşeye kuruluyor. Müzakereler devam ediyor. Başlıyor. Evet. Lozan görüşmeleri. Yani bunu başta siz yapmazsanız hep öyle gider. Kendi değerinize önce kendiniz inanacaksınız. Kendi kıymetinizi kendiniz takdir edeceksiniz, oturacaksınız ve efendim bu işleri yürüteceksiniz. Şimdi burada yani sembollerin, masanın bile, sandalyenin bile ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ki burada tabii Türkiye'de iki dönem yaşandı. Yani Mart 2011 öncesi Suriye politikası, Mart 2011 sonrası Suriye politikası. Bu iki politika ya birbirinden o kadar farklı ki. Yani bu kadar değişim de esasında hiç normal değil. Bir tarafta işte dostum Esad, işte aile üyeleriyle Sayın Erdoğan'ın
beraber tatil yaptı ki bu da pek görünen bir şey değil. Tabii. Düşünün Bodrum'da Erdoğan ailesi Esad ailesiyle beraber tatil yaptı. Ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yapıldı. Bakın iki devleti. Bu da görülmüş bir şey değil. Yani şu ana kadar Türkiye'de bakın son 20-25 yıldır çok yoğun bir şekilde siyaseti takip ediyoruz. Bilmiyorum Azerbaycan'la bile böyle bir şey belki de yapılmadı şu ana kadar. Tabii. Dolayısıyla bu kadar büyük bir değişimi biz zaten anlayamadık. İşte sınırın efendim neredeyse kaldırılması, vizelerin kaldırılması, mayınların temizlenmesi süreci. Yani muazzam bir ilişki, diyalog. Yani neredeyse iki devlet bir devlete dönüştü. Efendim yani bir dönem Suriye ile Mısır arasında bir konfederasyon kuruldu. Yani devlet iki devlet bir yönetimle evet. İdare edildi. O dönemde bile hani bu kadar yoğun ilişki olduğunu tabii. Düşünmüyorum. Yani diğer Kuzey taraftan, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanıyla, devlet başkanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanları bugüne kadar bu kadar yakın ailesel düzeyde temas tabii, belki de hiç kurmadılar. Tabii. Yani tarih boyunca neredeyse bu kadar yakın sıcak temas evet. Kurulmadı. Ya ondan sonra bir gün birisi kalkıyor diyor ki efendim bu adam katildir, bu adam teröristtir, bu adam ve çok büyük bir şeyle evet. Yani zıt bir düşünceyle beraber Suriye'ye ambargo uygulanıyor, sınırlar kapatılıyor. Suriye rejimini biz tanımıyoruz diyor, Esad'ı tanımıyoruz diyorlar. Oradaki terör hareketlerine kayıtsız kalındı vesaire. Yani baktığınız o süreç hakikaten inanılmaz bir zıtlıkla beraber ortaya kondu. Ve yine işte Türkiye'de hani diplomaside işte artık Suriye değil de Esad rejimi evet. ifadesi kullanılmaya başlandı. Bu ne demek? Şu demek yani sanki bu devletin başına birisi gelmiş, korsan bir şekilde konmuş. Çöreklenmiş bir mafya gibi. Onlar da bunu tanımıyorlar. Böyle bir şey yok. Çünkü bütün dünya Esad'ı tanıyordu. Tabii aynı şeyi Arap Birliği yaptı. Bazı işte Avrupa ülkeleri yaptı. Fakat Esad'ın diyalog kurduğu, yani Suriye Devleti'nin diyalog kurduğu devletler olmaya devam etti. Mesela İran, Rusya, Çin. Bunlar bunu kabul etmedi. Kuzey Kore diyeceksin ki. Evet. Gerçi bunlar da çoğu, yani Kuzey Kore, Yemen gibi bazı ülkeler tanımadı. Fakat geldiğimiz noktada en son Arap Birliği, ki Suriye Devleti'nin şöyle bir özelliği var. Arap Birliği'ni Suriye kurmuş zamanında. Evet. Yani kurucusu olduğu birlikten atıldı. Fakat en son yapılan toplantıda Suriye tekrar Arap Birliği'ne ne olmuş oldu? Dahil olmuş oldu. Peki Suriye Devleti, yani Esad'ın temsil ettiği Suriye Devleti Arap Birliği'nden atıldığı zaman koltuğu boş mu kaldı? Hayır, yerine muhalifler oturmuştu. Onlar oturmaya devam ettiler. Yani Esad'ın yerine muhalifler oturdu. Şimdi o muhalifler kalkıyor. Evet. Kalktı. Esad tekrar efendim hakkı olan, sahibi olduğu koltuğa tabii. Oturdu. Oturma yani tabii bir hafta sonra, 10 gün sonra oturacak. Şimdi böyle. İkincisi Türkiye hem dışişleri düzeyinde. Önce tabii daha istihbarat düzeyinde görüşmelere başladı. Sonra işte Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde. Şimdi dışişleri düzeyinde. Savunma Bakanları bir araya geldi. Evet ama şu dışişleri evet. Bir daha önemli bir merhale. Üst bir merhale. Evet daha üst. Zaten dışişlerinden sonra başkanlar düzeyinde artık toplantılar yapılacak. O noktaya geldiğimiz halde tabii Anadolu Ajansı'nın böyle bir başlık atmasının şöyle bir anlamı. Eğer hükümetle aynı şekilde düşünmüyorsa bu çok büyük bir problem. Mesela Anadolu Ajansı'nın başkanının görevden alınması lazım. Değil mi? İki devletin arasını bozuyor. Ve hiç haberi yok yani. Bir haber. Yani evet. Dünyada yani yeni gelişmeyi okuyamamış. Dünyadan bir haber olan bir haber müdürü düşün. Mümkün evet. Değil. İşi bu zaten. Ama ben onu pek ihtimal dahilinde kabul etmiyorum. Yani böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle bu dışişlerinin veya işte hükümetimizin bilgisi dahilinde olan bir şey. Ben şöyle bir belki farklı bir düşünce de ekleyeyim. Evet. Şimdi buralarda biraz durumdan vazife çıkarmak dediğimiz bir kavram kuraldan da çok oluyor. Yani şu anda yani şimdi işte Anadolu Ajansı'nda bu haberi yapan kişi ya da Anadolu Ajansı Genel Müdürü işte Sayın Çavuşoğlu'nu arayıp ya manşete ne yazalım diye sorduğunu zannetmiyorum. Evet. Ama burada ne yapıyor? Durumdan bir vazife çıkartıp mevcut duruma kendisince hani kendine en az zarar verecek manşeti atayım. Ha bir şey olursa biz düzeltiriz. Efendim biz hani de resmen daha Esad'a Esad demeye başlamadık ki deyip evet. Oradan geri adım atmayı ama belki yine de şık değil. Şimdi tam da toplantıya evet. Girildiği dönem. Bakın işte
Faysal Miktat var. İşte Suriye Dışişleri Bakanı. Arkadaşlar fotoğrafı verelim. Konuştuğumuz resmi bir görüksün yani ekranda. İşte Faysal Miktat var. Evet. Efendim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov, İran Dışişleri Bakanı var. Şimdi bu diyelim ki muhtemelen bu fotoğraf yani bu resim ve bu manşet Suriye Dışişleri Bakanlığı'na muhtemelen iletilmiştir. Tabii. İstihbarat tarafından. Bakın sizinle ilgili böyle bir... Peki Türkiye, bunu... Türkiye haberi böyle gördü. Tabii. Şimdi görmemeleri mümkün değil. Şimdi değil mi, masaya oturdular ve Faysal Miktat Sayın Çavuşoğlu'nun önüne böyle bir şey koydu. Arkadaş siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tabii. Yani ki demiştir de belki. Bunlar doğru şeyler değil. Onun için Türkiye bu adımlarını neden hızlandırdı? Çünkü muhalefet biz Esad'la görüşeceğiz dediler. Suriye ile normalleşeceğiz de normalleşme sinyalleri ve taahhütünde bulundu. Tamamdır arkadaşlar. Tam hemen seçim öncesi alelacele böyle bir fotoğraf verelim. Bak biz de görüşüyoruz, biz de yapıyoruz. Suriye ile normalleşeceğiz. Fotoğrafı da vermek istedi. Bu kaygılarla bu oldu. Ama tabii asıl sorumuz şu. Yani yıllarca beraber olduğunuz Esad'a nasıl bir anda tavır aldınız? Tavır aldınız, katil dediğiniz, canavar dediğiniz, şeytanlaştırdığınız Esad'la bugün nasıl masaya oturuyorsunuz? Eğer Esad değişmediyse ki değişmediğini iddia ediyorsunuz, bunu nasıl yapıyorsunuz? Ve bu bir U dönüşüyse bu 12 yıllık zarar ve ziyan nasıl karşılanacak, nasıl telafi edilecek? Neler kaybettik? Bir yanlış yaptık. O zaman ben sana böyle bir soru sorayım. Yani 12 yılda Türkiye neler kaybetti? Bir de bu Suriye, bu toplantının adı ne? Suriye ile normalleşme toplantısı. Evet. Toplantı nerede yapılıyor? Rusya'da yapılıyor. Evet. Ve bir bakıyoruz işte İran Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı. Hani Moskova burada bir ev sahipliği yapan hani pozisyonun çok ötesinde. Tabii tabii tarafsız bir taraf şey değil. Olarak. İsviçre değil burası. Evet yani, yani bir İsviçre değil. Evet. Yani dört ülke şu anda Suriye ile Türkiye normalleşsin diye toplantı yapıyor. Şimdi bütün alanlarda başarı neye göre yapılır? Bir önceki başarıya göre kıyaslanır. Evet. Ve bir değerlendirme yapılır. Yani bir sporcu işte önceki işte koşusu dikkate alınarak bugün başarılı mı değil mi diye değil mi? Tabii. Değerlendirilir. Bir tüccar geçen ay yaptığı kar veya geçen yıl yaptığı karla beraber bu yıl yaptığı kar karşılaştırılarak karar verilir. Diplomaside de şöyle bir ölçü vardır. Mesela bizim Suriye ile 2011 öncesi işte güvenlikle ilgili, ticari meseleler, işte diyelim ki mültecilerle ilgili, terörle ilgili işte ve hani bölgesel gerilimle ilgili bazı istatistikler var. Yani bunlar devletin kayıtlarında evet. Var. Şimdi mesela birkaç ana başlık var. Bu başlıklara bakarak biz başarılıyız, değil miyiz? Doğru mu, yanlış mı? Ne kaybettik? Bunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Şimdi 2011 öncesi yani 2011 Mart'ından önce Türkiye ile Suriye arasında çok çok önemli ticari ilişkiler vardı. Milyarlarca dolar bir dış ticaretimiz vardı. Bir defa bu kesildi. Sadece resmi dış ticaretimiz yoktu. Bavul ticaretimiz vardı. Diğer taraftan hani günübirlik gidişler gelişler vardı. Hem bizler oraya gidiyorduk hem Suriyeliler geliyordu. Dolayısıyla çok canlı bir ticaret vardı. Çok canlı bir ekonomik ilişki vardı. Bu bir defa kesildi. Diğer taraftan Suriye ile kesilen ilişkilerimiz şuna da yol açtı. Suriye yolunun kapanmasına yol açtı. Yani bizim karayoluyla Mısır'a, Suudi Arabistan'a ve diğer bölgelere, Ürdün'e, hatta İsrail'e erişimimiz kesildi. Çünkü Suriye bizim Arap coğrafyasıyla aramızdaki tampon bölge, bir ara ülke olarak coğrafik bir konumu var. Çok önemli bir konumu var. Bunu kaybettik. Bir neyi kaybettik? Doğu Akdeniz'deki petrol, doğalgaz savaşında, mücadelesinde, rekabetinde çok önemli bir partneri kaybettik. Evet. Yani şimdi biz o sahada yokuz. Bakın onlar hiç konuşulmuyor. Yani münhasır alandaki o enerji evet, kaynaklarına evet. Erişmede çok önemli bir partneri kaybettik. Tabii tabii kaybettik. Şu anda mesela dikkat edin o konu hiç konuşulmuyor evet. Bile. Buna Mısır'ı da ekledik sonrası. Hani hataları devam ettirdik. Evet Mısır'ın yani Mısır'ın kaybedilmesi sadece kaybedilmesi de İsrail ve Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle beraber ortak çalışma yapmasının önünü biz açtık bu şekilde. Eğer biz Suriye ile anlaşabilseydik Mısır'la da çok daha rahatlıkla ve Lübnan'la da anlaşabilecektik. Sadece Suriye'yi değil, Lübnan'ı, Mısır'ı ve Suriye'yi aynı anda kaybettik. Zaman içerisinde Libya'yı ve
Tunus'ta kaybettik. Bütün bunların başlangıcı Suriye'dir esasında. Suriye meselesindeki bu yanlışlıklardır. Şimdi bunu kaybettik. Yani Lübnan'da da aynı şeyi yaptık. Yani orada da kaybettik. Diğer taraftan tabii ölçülemeyecek. İşte diyelim ki petroldür, doğalgazdır, enerjidir. Yani birçok şeyi kaybettik. İkinci, milyonlarca mülteci ülkemize geldi. Orada yüz milyarlarca dolar kaybettik. Sadece o değil, güvenlik problemleri doğdu. Bir ekleme yapayım. Dün işte Taksim'deki İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının adli yani görüş başladı. Yani mahkemesi başladı. Şimdi o saldırıyı gerçekleştiren terörist ve o teröristi destekleyen teröristler nereden girdiler Türkiye'ye? Suriye'den. Suriye sınırından girdiler. Tabii eskiden Suriye sınırını güvenli bir sınırdı. Evet. Mesela bir de şöyle bir şey vardı. Suriye ile aramızda 1998 yılında yapılan Adana mutabakatı vardı. Buradan giden terörist veya Türkiye'yi tehdit edecek bir terörist veya terörist grubu Türkiye'ye iade ediliyordu. Suriye'yi tehdit edecek bir terörist de Türkiye'den Suriye'ye iade ediliyordu. Böyle bir anlaşma yapıldı. Şimdi o da rafa kalktı. Çok çok daha önemli bir problem şu anda yanı başımızda. Bir PKK-PYD terör oluşumu evet. oldu. Amerika Birleşik Devletleri efendim teröristiyle beraber geldi ve güneyimize yerleşti. Hadi çıkar çıkarabilirsen. Tabii. Binlerce tır, işte kimilerine göre 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin tır silah bakın yığıldı. Yığınak yapıldı, ağır silahlar. Efendim, bir savaş gücü kazandırıldı bölgedeki teröristlere. Tamamıyla Türkiye'ye karşı efendim büyük bir tehdit olabilecek güney sınırımıza çok büyük bir kuvvet yığıldı. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapınca bu sefer Yunanistan'la da anlaşarak Yunanistan'a da yığınak yaptı. Peki ben o zaman soruyorum, eğer Suriye'de böyle bir yığınak yapılamasaydı acaba Yunanistan'da bir yığınak yapılacak mıydı? Onu da sormak vazifemiz. Şimdi terörle alakalı yani çok çok büyük bir problemimiz oldu. Diğer taraftan, sen de işaret ettiğin gibi, daha önce biz Suriye ile olan problemlerimizi Suriye ile konuşup halledebiliyorduk. Mesela APO meselesinde, efendim Türkiye, Suriye ile biraz da tehditvari konuştu. Ama bir konuşmaydı o neticede. Ve Hafız Esad döneminde, o zaman Beşar Esad yoktu. Hafız Esad, Türkiye'nin bu tutumu karşısında, bu kararlı tutumu karşısında, Mısır Devlet Başkanı, eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in de aracı olmasından sonra APO'yu Suriye'den çıkardı. Suriye'de Türkiye ne yaptı? Netice aldı. Hem netice aldı hem bir anlaşma yaptı, mutabakat yaptı. Şimdi geldiğimiz noktada Suriye'de bizim adım atmamız için bir araba dolusu ülkeyi ikna etmemiz lazım. Aynı anda, hepsini aynı evet. anda. Ki bunlar birbirleriyle olan, yani birbirlerine olan... ne diyelim, işte menfaatleri de çatışan ülkeler. Evet. Ya biz hem Rusya'yı, İran'ı, Suriye'yi, efendim Amerika'yı, değil mi? Tabii. Aynı zamanda İsrail'i geri geldiği zaman, hatta Mısır'ı ikna etmek zorundayız. Artık inisiyatif bizde değil. Daha önce Suriye konusunda inisiyatif Türkiye'deyken, yani Türkiye bu anlamda bölgesel bir güçken, bölgesel güç tanımıdır bu. Şimdi biz bu meseleyi halledemiyoruz. Normalleşmek için bile en ufak bir sınır düzeltmesi veya bir sınırda bir hareketlilik veya bir anlaşma yapabilmek için onlarca toplantı yapmak zorunda kaldık. Ve netice de alamıyoruz. Bakın Astana görüşmeleri yapıldı. Soçi görüşmeleri yapıldı. Efendim Türkiye mesela Rusya'da, Moskova'da görüşmeler yapıyor. Ama halledebildi mi? Hayır. Bak yine Anadolu Ajansı nasıl bir manşet attı? Suriye'nin Türkiye'den beklentileri var. Bir numaralı beklentisi Türk askerinin çekilmesi. Ancak Türk askeri şu anda Suriye'de oluşan bu kaostan, karışıklıktan, iç savaştan sonra yeni oluşan tehdit unsurlarından dolayı yani çıkamıyor. Yani 12 yıl önceki Suriye meselesi değil şu anda tabii yaşadığımız ki. Mesele. Şu an sınırımızda yeni bir tehdit unsuru var, yeni bir terör unsuru var ve biz de bu terör unsuruna karşı askerimizi oraya konuşlandırdık. Şimdi Suriye bize çık diyor, çıkamayız, çıkmamız mümkün değil. Ama çıkabilmemiz mümkün mü? Bir yandan mümkün, nasıl? ABD'nin bölgeden çıkması, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerekiyor. Şimdi bölge çözümsüz bir hale geldi. Bak. Evet. Çünkü işin içinde Rusya var, Çin müdahil olmaya çalışıyor.
Amerika zaten oraya konuşlanmış durumda. Bir de terör örgütleri var. Mesela Heyet-i Tahrir-i Şam, İdlib'de evet. Efendim duruyor. Diğer taraftan IŞİD tehlikesi de geçmiş değil. PYD, PKK var. Yani iş çok böyle hani bugün yarın çözülecek bir iş değil. İran var. İran'ın işte kolları var, elleri var. İşte Hizbullah var. Yani bu Lübnan Hizbullah var. Evet. Efendim İran'ın kendi Haşd-i Şabi var. Kendi örgütleri var, kendi askeri var. Yani tamamıyla bir kör düğüm, bir Arap saçı hani tam anlamıyla. Şimdi bizim tabii uğradığımız bir başka zarar şuydu. Daha önce Türkiye ile Suriye'nin güvenlik maliyeti neredeyse sıfırdır. Neredeyse sıfırdı. Yani Türkiye oraya asker göndermiyordu, şehit vermiyordu değil mi? Tabii. Para harcamıyorduk. Fakat Türkiye Zeytin Dalı, Barış Pınarı, işte bir sürü harekat yaptı. Ve binlerce, bine varan şehit verdik orada biliyorsun. Tabii. Şimdi bunlar kayıp değil mi? Diğer taraftan hani oraya giden zırhlı araçlar, uçaklar suyla çalışmıyor. Tabii. Çok çok büyük bir maliyeti var onların. Milyarlarca dolar. Yani bir ordunun bir bölgeden bir bölgeye intikal etmesi, harekat etmesi, bir harekata efendim imza atması milyarlarca dolarla ölçülüyor. Yani düşünün siz 100 bin kişilik bir orduyu bir yerden bir yere intikal ettiriyorsunuz. Sonra Türkiye ne yaptı? Orada TOKİ ile binalar yaptı, evler yaptı, Suriyelileri oraya yerleştirdi. Buradaki Suriyelilere milyarlarca dolar maaşlar, paralar, tabii, destekler verdi. Şimdi bütün bunlara ne gerek var? Zaten bu insanların bir devletleri vardı, bir ülkeleri vardı. Ne oldu? Neyin uğruna bunlar yapıldı? Efendim burada katil ve zalim biri var diye. Tamam da bütün Orta Doğu coğrafyasındaki liderler aşağı yukarı bu şekilde iktidara geliyor. Bunu bizim belirleme şansımız yok ki. Diğer taraftan işin enteresan tarafı Suriye rejimi Arap dünyasındaki belki de en demokratik, en medeni, evet, ve en ılıman da rejimdi. Yani bir Suudi Arabistan rejimiyle kıyaslanmayacak kadar iyi bir rejim. Yani bana deseniz ki ya sen Suudi Arabistan'da mı yaşamak istersin? Efendim ne bileyim işte Kuveyt mi, Katar mı, Umman mı, şu mu, bu mu? İnanın Suriye'yi tercih ederim. Yani Suudi Arabistan'da yaşayacağıma, evet, Suriye'de yaşarım. Ben onu hatta İran'da bile yaşamam, Suriye'de yaşamayı tercih ederim. Hani bir tercih bulunmam gerekirse veya Mısır'da mı, Suriye'de yaşamayı tercih ederim. Şam'da, Halep'te hayat, ben gittim gördüm çünkü. Yani Suudi Arabistan'a da gittik. Hac evet, vesilesiyle. Şeye de gittik. Suriye'ye de gittik. Sen Suriye'nin kültürü, her türlü kültürü, yemesi, içmesi, folkloru, oyunları, müziği, yani edebiyatı, bir Türk vatandaşı bize olarak çok orada rahattım diyorsun. Çok benziyor bize. Evet. Yani kesinlikle hani onların ana dili Arapça olsa veya Türkmenlerin yaşadığı bölgeler, evet, var. Hani orada bulunsanız dersiniz ki ben zaten ya Şanlıurfa'dayım ya Gaziantep'teyim. Herhangi bir Türk şehrinden hiçbir farkı yok Suriye'nin. Yani bize kültür ve çok serbest, laik bir devlet bir defa. Yani şeyi yok orada hani bu Suud gibi, İran, evet, gibi. İşleyen bir hukuk var. Baskıcı bir rejim değildi. Yani dolayısıyla yani o güzelim ülkeyi, o hani düşünün yani Hatay'ın, hani şimdi Hatay için ağlıyoruz değil mi? Hatay. Evet. Yani Hatay'ın devlet olmuş halini düşünün. Yani tam olarak ben Hatay'ı küçük bir Suriye olarak, hani yanlış anlaşılmasın. Anladım. Yani kültürel açıdan. İşte hani bir dönem zaten fiziki, zaten komşuluk hukuku. Evet, yani çok benziyor. Yani Türkiye, ya Urfa'nın işte Akçakale ilçesi, evet, işte evet, efendim yani bunlar hep baktığın zaman akraba ilişkilerinin oluşmuş yani olduğu. Yani biz biliyorsun Akçakaleliyiz. Evet, evet. Yani o sınır çekildiğinde akrabalarımızın Suriye tarafında kalan akrabalar oldu. Evet. Yani mesela gidiyorsun diyelim ki Hatay'da ne var, Şanlıurfa'da ne var, Gaziantep, künefe var değil mi? Hatay'ın, Suriye'nin her yerinde künefe var. Evet. Kebap var, her yerde kebap var. Baklava, baklava var, her yerde, her yerde baklava var. Müzik, dinlediğin, tabii, müzik, aa diyorsun bu işte İbo'nun söylediği müzik, işte bilmem şeyimin söylediği müzik. Yani işte gidiyorsun depke diye bir dansları var. Depke bizim bildiğimiz halay. Evet. Yani onların kullandığı davul, zurna. Ya o kadar fazla. Camiye gidiyorsun, aa diyorsun hani bizim camimiz, bizim o mimarisiyle. Sünni bu insanlar. Evet. Bir de mesela Esat'ı hani devirmek için iftira, yani Alevi, evet Alevi olduğu doğru da yani orada Sünnilere de bir zulüm yok yani. Zaten orada Diyanet İşleri Başkanı Suriye'nin Hanefi. Tabii. 24 tane bakanının 22'si Sünni. Eskiden o Velid Muallim oldu, öldü, evet, o şey. Hristiyandı, bir tane bakanları Hristiyandı. 22 tanesi Sünni, bir tanesi Şii'ydi veya Alevi'ydi. Yani
Böyle bir şey mümkün değil. Bakın ben Suriye'de gerçekten bunları gördüm. 2006 senesinde gittiğimde ki Türkiye-Suriye ilişkileri çok zirvedeydi. Yani dedim ya hani inanır mısınız? Hani deselerken Türkiye dışında nerede yaşamak istersin? Yani kesinlikle Suriye'de yaşamak isterdim. Tamam. Ya böyle ya bir dönem artık bende... vizenin kalktığı, sınırların tabii, artık tabii. Hani alel usul hani durduğu evet. Bir noktaya gelmiş. Ve Türkler öyle sevilip öyle el üstünde tutuluyor ki. Yani ben bu şeyler inan başlayınca gerçekten hani sanki bu savaş Şam'da, Halep'te değildi. Vallahi bakın sanki hani Siirt'te, Urfa'da, Mardin'de savaş olmuş gibi üzüldüm yani. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de şunu da düşünelim. Ya bu insanlar o kadar mağdur edildi ki. Yani Türkiye bir cennet dönem... gibi bir yer, bir vatan yani onlar için berbat edildi. Yani ve tarihi eserler bakın Emevi Camisi bile saldırıya uğradı. O Halep Kalesi saldırıya uğradı. Yani Palmira Antik Kenti yani dünyanın göz bebekleri hani bu UNESCO'nun hani mirasında yer alan. Onlar yok oldu. Yani sadece bir şey oranın müzeleri yağmalandı. Yani oranın insanları öldürüldü. Yani çok büyük zulümler yapıldı. Alimler öldürüldü. Yani İslam alimleri, efendim hafızlar yani bunlar da insan hazinesi. Sanatkarlar. Yani insanlar heder edildi. Namusları heder edildi. Yani bakın bunun telafisi yok. Gerçekten buna sebep olanlar yani Allah katında asla hesap veremezler. Kesinlikle cehennemlik olurlar. Bakın yani zaten ayet var bu konularda. Hadiste ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir Müslümanın, bir müminin öldürülmesine yarım harf katkısı olan kişi cehennemliktir. Bakın yarım harf ne demek? Bunu öldürelim. Evet hani ima bile. Tabii. Hayır. Yani önlememiz lazım. Onun için yani gerçekten çok üzüntü verici bir şey ve Türkiye... Suriye'den sonra en fazla zarara uğrayan ülke ne oldu? Türkiye oldu. Çok tabii. Çok büyük zararımız oldu. İşte sürecin bize getirdiği işte hani o maliyet, fatura ve bu faturayı şu anda hani artık ödemek istemeyen bir toplum, bir millet yani artık yeter noktasına geldi. Yani programlarımızda hep söylüyoruz. Hani sırf bu meseleleri çözmek ya da daha sonra Suriyelileri vatanına geri göndermek üzerine kurulmuş bir siyaseti olan Türkiye'de bir siyasi parti var. Şimdi süreci... Tematik siyasi parti. Evet, tematik, yani tek konulu. Şimdi var ya tematik evet. Kanallar, tematik... Evet, içerik içine, olarak. Da tematik siyasi partiler şimdi, kuruldu. Tabii şimdi ama mesele bu noktaya geldi. Şimdi bir de algı dediğimiz bir olay var. Şimdi olayın hani yaşarsın bir de yaşadığın şeyi hissedersin. Şimdi hissettiğimiz yaşadığımızın da çok üstünde oldu. Şimdi biz evet belki Suriyeli gelen vatandaşlar çok büyük bir kısmı gerçekten hani ehli namus, ehli vatan. %99'u ehli, tabii, öyle. Evet yani medeniyet insanı, bir medeniyet, bir kültüre sahip insanlardı ama ne oldu? Onları bir anda sokaklarda görmek, bir anda Arapça konuşan bir sürü insanla karşılaşmak. Kültürel farklılıklar da. Bir anda işte onların davranış şekilleri, işte komşuluk yapıyorsun, o yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Yaşadığımız o sorunu daha da büyüttü gözümüzde. Ya şimdi mesela bu Araplar hani 80'li yıllardan beri çok yoğun bir şekilde Türkiye'ye gelmeye başladı. Evet. Yani ilk başta gelen Körfez Arapları oldu. Kuveytliler, evet. Suudlular. İşte Sarıyer'e gidiyorlar. Tarabya'da, Sarıyer. Sonra Fatih'te evler kiralanmaya başladı. O zaman Türkiye'de tabii yatak kapasitesi son derece sınırlıydı. Otel yoktu. Biz de Fatih'te oturduk. Bize bile teklif geldi. Yani evinizi Araplara kiralayın. Siz başka yere gidin falan. Gidin kalk yer oradan yok. Arap oturacak. Evet. Sonra yani bize teklifler geldi. Tabii metozori bir ben şey değil. Ben şunu biliyorum. Benim şimdi akraba... Şöyle bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi burada kimse bundan rahatsız olmadı. Bakın tabii. Bizim Araplarla ilgili hiçbir milletimizin problemi yok. Seviyorlar da Arapları. Niye? Para kazandırıyorlar. Tabii. Arapların bize bir... Yemeği yani, içmeyi seven, para harcamayı seven, cebinde bol bol dolarıyla, dinarıyla tabii, gelen insan bunlar. Tabii yani bizim bir arkadaş vardı. Diyordu insan üç şey için sevilir. Evet. Cemali için, ilmi için, parası için. Biz bunları parası için seviyoruz Allah için. Ya ben uzun köprüye gittim Trabzon'da. Şimdi işte bir arkadaşla Uzungöl. Beraber... Uzungöl özür dilerim. Edirne'de de çok oraya da gittim. Şimdi Uzungöl'de oturuyoruz. Böyle bir 2-3 katlı bir kafeterya var. İşte ahşap. Orada bütün binalar ahşap. 7-8 yaşlarında bir Arap çocuğu. İşte cebin $100 veriyor garsona. Garson ona geliyor. Efendim hoş geldiniz buyurun. Başka ne arzu edersiniz? Evet, şeklinde. Ve çocuk işte onu getir bunu getir. Babası vermiş. Şimdi. Onun için $100 senin çocuğuna verdin 10 lira gibi bir şey. Şimdi maddi güçleri çok fazla. Şimdi bunların bize bir zararı olmadı.
Şöyle, çünkü Araplar Müslüman. Dediğin gibi yani bir kültürü bizim kültürümüze uygun insanlar. Yani o dönemde bakın bir ırkçılıkla kimse yaklaşmıyor bunlara. Bu yanlış anlaşılıyor. Fakat şu anki durum farklı. Ya bırakın siz hani başka ülkeden gelen insanı. Şimdi sizin bir eviniz var, paylaşıyorsunuz. Hani kardeşiniz bile gelse 3-4 gün fazla dursa, işte çocuğu etrafı dökmeye, kırmaya başlasa desin ki arkadaş hani lütfen artık lütfen evine git. Ben demin o örneği verecektim. Tarabya'da bir... benim akrabam evi dubleksti. Evet. Bir katını Araplara veriyordu o zaman. Yani bir arada bir ay iki ay yaşıyorlardı ailece. Tabii şimdi şu var ya. Burada şu anda yaşadığımız rahatsızlık bu değil. Yaşadığımız rahatsızlık kültürel çatışmalar. Yani evet. Onların yani kültürü ayrı. Bir de ayrı. Oluşan mesela işsizlik. Peki katkıları, ekonomik anlamda işte kiraların bir anda artmasındaki katkıları tabii bizim canımızı yaktı. Böyle olunca işte bir Suriyeli, diyelim ki bir orada bir Türk'le tartıştığında kavga ettiğinde şöyle bir şey oluştu. Hani Türkiye'de ilk kez birileri kavga ediyormuş gibi bir şey algı oluştu. Tabii bu sefer bu bir patlamaya dönüştü. Hatta bazı ilçelerde, sokaklarda, mahallelerde ciddi gösteriler yapıldı. Tabii, yani insanlar Suriyelileri istemiyoruz noktasına tabii, geldi. Tabii herhangi bir Suriyeli bir suç işlediği zaman bu sanki hani bütün Suriyeliler işlemiş gibi. Tabii. Ya da ilk kez böyle ya da çok büyük bir suç evet. Ya da bir suç patlaması olmuş gibi bir algı oluştu. Bunu da şimdi, kabul edelim. Tabii ben hani Profesör Doktor Haydarbaş hocamız o zaman şunu ifade etmişti. Hatta kendileri benden böyle bir yazı yazmamı da istemişti. O zaman da böyle bir araştırma konusu yapmıştım. Ben de o zaman şaşırmıştım. Hocam dedi ki, oğlum dedi bu Suriye konusu sadece yani Türkiye ile ilgili değil. Esad dedi bu Filistin'deki direnişe çok katkı sağlıyordu. Yani Filistin'i muhafaza ediyor, evet. Müdafaa ediyor, destek veriyordu, işte silah veriyordu, para veriyordu. Yani daha krizin başıydı bakın 2011-2012 gibi. Eğer dedi Esad giderse, Esad'ı hani yok ederlerse Filistin davası tamamen bitecek. Yani Filistin bu sefer tamamen sahipsiz kalacak. Şimdi gerçekten de bakın bugün Yeni Mesaj gazetesinin de ne var manşetinde? Bir katliam daha diye İsrail ordusunun Gazze'deki evet. saldırısında 13 kişiyi katlettiği dün haberi yaşandı. Var. He? Dün yaşandı. Evet. Her gün katliam var şu an. Ve dikkat edin bakın. 2011'den sonra Filistin'deki zulümün şiddetini İsrail her gün arttırdı. Yani Mescid-i Aksa'ya o kirli ayaklarına gittiler. O pis cesetleriyle oraya girdiler maalesef. Orayı kirlettiler. Yani ki bizim yani bizim için Haram-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tarafından övülmüş bir yer. Diyor ki Mescid-i Aksa ellezi barekne havlehu. Mescid-i Aksa öyle bir yerdi ki biz diyor etrafını bereketlendirdik. Yani Mescid-i Aksa'dan dolayı orası kutsal. Tabii ki. Bereket ne demek biliyor musun? Para demek, maneviyat demek. Tabii. Ne istersen. De, her şeyi katabilirsin. Yani at elini ne evet. istiyorsan al. İklim demek ki. İnsan demek. Her şey demek. Mesela Vettini ve Zeytuni ayeti var ya işte Tin suresi. Oradan kastedilen de orası. Çünkü o da zeytin ve incir çok bol bulunuyor. Evet. Ve Tur-i Sinin yine işte Tur'da ve Ezel Beledil Emin de Mekke kenti. Evet. Yani düşün yani Cenab-ı Hak bu üç yeri de aynı şeyde zikrediyor. Yani onlara yemin ediyor. İşte yani o beldelere. Evet. Şimdi dolayısıyla o kadar kutsal bir yer ki bunlar bizim için. Diyar-ı Şam, Bilad-ı Şam. Yani bütün peygamberlerin gittiği, geldiği, yaşadığı, doğduğu. Tabii. Çok kutsal yerler. Allah ziyaret etmeyi nasip etsin. Yani ve bir an önce şu İsrail'in oradan def edilmesi için ne gerekiyorsa yapılması da her Müslümanın üzerine bir vecibedir. Niye? Çünkü aynı zamanda Türkiye için de bir tehdit. Evet. Azz-ı Mevut projesi. Yani Anadolu Ajansı, işte bu haberi, bu manşetle veren Anadolu Ajansı her gün Filistin'de yaşanan zulmü de haberleştiriyor. Evet. Şimdi bak Profesör Doktor Haydarbaş o zaman bize şunu söyledi. Evladım bakın dedi. Esad dedi oraya yardım ediyor. Esas da Esad'ın katilliği ve zalimliği yok. Esad'ın bu şekilde gönderilmek istemesinin sebebi İsrail'e bir karşı duruş ortaya koyuyor. Hizbullah'ı destekliyor. Ve Hizbullah 2006 yılında Temmuz Savaşı var. Hatta biz tesadüfen Şam'dayken savaş patladı. 6 Temmuz 2006'daki savaşta İsrail önce 55 gün boyunca Güney Lübnan'ı bombaladı. Hizbullah mevzilerini bombaladı. İstihbarat çalışmasıyla her türlü melaneti işledi.
Sonra kara harekatı başlattı. Fakat Hizbullah enteresan bir sistem kurmuştu ve İsrail'i yendi. Bakın kaç tane Arap ülkesinin bir araya gelerek yenemediği İsrail'i Hizbullah yendi. Evet. Hatta Akdeniz'deki Demirli bulunan, yani oradan atış yapan, yani ateş açan İsrail gemilerini de batırdı. Bu ilk, tarihte bir ilk. Tabii. Ve bu unutulmadı. Peki bunu kim yaptı? Hasan Nasrallah yaptı ama arka planda kim vardı? Ona destek olan Esad. Hem coğrafi açıdan zaten yakın. Esad ne yapmaya çalışıyor? Golan Tepeleri ki böyle iki tane üç tane tepe değil çok verimli bir arazi. İsrail tarafından işgal edildi. Esad bunu istiyor. Diğer taraftan Esad kendi güvenliği için bir hat kurmak istiyor. Bir savunma hattı kurmak istiyor. Kendini müdafaa ediyor İsrail'e karşı. Ki bütün savaşlarda yenildiler maalesef Araplar. Suriye'de buradan zarar gördü. Şimdi İsrail şunu görüyor. Diyor ki ben diyor Mısır'la normalleştim. Diğer Sünni ülkeler zaten Amerika'nın kucağına oturmuş. Suudi, Katar'ı, Kuveyt'i, şusu busu. Tek diyor benim için burada tehdit olan ülke ne? Suriye. Daha önce Irak vardı onu hallettim. Üçe böldüm, bitirdim işini. Tek tehdit nereden geliyor? Suriye. Suriye'de işini bitirmesi lazım. Şimdi İsrail aslında 2006'daki savaşta bunu denedi. Eğer İsrail Hizbullah'a geçebilseydi, yani Lübnan'ı tekrar işgal edebilseydi bu şekilde, bu sefer sıra Suriye'ye gelecekti. Yani Suriye'ye bir savaş açılacaktı. Evet. Ama Hizbullah geçilemediği için Suriye ayakta kaldı. Bu sefer İsrail şey değişti, taktik değiştirdi ve dedi ki bu sefer ben İsrail olarak Suriye'yi yok etmem lazım. Peki Suriye'ye direkt savaş da açamıyor. Ne yaptı? Terör örgütleriyle beraber, IŞİD'le beraber, işte Heyet-i Tahrir-i Şam'la, onunla bununla beraber Esad'ın üzerine gittiler. Ve Esad tam da yıkılmak üzereyken devreye kimdir? Rusya girdi. İşte Kasım Süleyman'ı girdi, İran girdi, Hizbullah girdi. Bunlar direkt olarak savaşın içine girdiler. İşte Hizbullah direkt olarak Esad'a yardım için şeye girdi yani Suriye'deydi. Ve böylece Suriye'nin düşmesi önlendi. Ama bu süreçte Suriye kendi canıyla cebelleşirken İsrail Filistin'deki zulmünü kat kat arttırdı. Değil mi? İşte ne oldu? Esad'ın yani kendi canıyla uğraşması, yani kendi güvenliği için çaba sarf etmesi neyi sekteye uğrattı? Filistin'deki direnişi aksattı. Çünkü kendisiyle uğraşıyor. Hatta Filistin'e destek veren gruplar da Suriye'ye gelmek zorunda kaldılar. Yani oradaki cepheyi, oradaki direnişi biraz geri plana attılar. Mesela Hizbullah bunu yaptı. Ve şeye doğru, Suriye'ye doğru, doğuya doğru çekilerek orada destek vermeye başladılar. Yani Esad'a vurulan bu darbe, Suriye'ye vurulan bu darbe esasında Filistin davasını geriletti. Çok büyük bir kayıp verdiler. Ve İsrail cüretini arttırdı şeye karşı. Tabii. Şimdi peki hani bu bizim İslamcı hükümetimiz işte Filistin davası diye iktidara gelen bu milli görüşçüler hani bu hareketleriyle yani Esad'a vurarak, Esad'ı kabul etmeyerek, aşağılayarak, bölerek değil mi? Muhalefeti desteklemek bunlar normal muhalefet değil ki. Silahlı gruplar bunları destekleyerek Filistin davasına zarar mı verdiler, fayda mı sağladılar? %100 zarar verdiler. Orada da samimi değiller. Suriye ile ilişkileri biraz normalleştirilme noktasına adımlar atınca ne oldu? İşte o Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgelerde Türkiye aleyhtarı gösteriler tabii, yapıldı. Bayrak yakıldı. Erdoğan'a hakaretler edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı yakıldı. Evet. Yani bu kadar da nankör bir kitle var karşımızda. Tabii. Karşıdaki kitle diyor ki sen diyor madem böyle bir adım attın, Esad düşmanlığını sonuna kadar sürdür. Evet. Belki de bu manşet onlar için dağıtılmış olabilir. Yani o gruplar şimdi başını kaldıracaktır. Tabii. O gruplar başını kaldıracaktır. Ama ben size söyleyeyim, Türkiye'nin bu problemlerin çözümü için bir değişime ihtiyaç var. Yani Esad rejimi ve Suriye rejimi ve Hafız Beşar Esad bunu unutmuyor. Yani Esad'ın Erdoğan'la anlaşmaya istekli olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten seçim sonrasına evet, zaten bıraktı. Seçim geldi. Bir de enteresan, mesela Türkiye bu ülkelerle
çok rahat ilişki kurabilecekken, ilişkilerini büyütebilecekken işte Mısır'da da bir Sisi-Mursi kavgasının tarafı oldu. Tabii ihvancılık siyaseti. Ondan sonra ihvancı siyaseti. Şimdi ABD bakıyorsun, Sisi geliyor onunla yağlı ballı. Mursi geliyor onunla yağlı ballı. Yok öbürü darbeci bir iktidar geliyor onunla yağlı ballı. Ticaretini yapıp gidiyor. Geçen gün yine ABD bir işte Türkiye'de işte seçimle ilgili açıklama yaptı. Kim kazanırsa çalışırız diyor. Yani ya Erdoğan da kazansa çalışırız diyor. Tabii Kılıçdaroğlu da o anda İnce'de kim kazanırsa çalışırım ben işime bakarım diyor. Tabii. Ya şöyle bir de şöyle ya bugün Orta Doğu'da yani özellikle Afrika'da Orta Doğu'da bütün bu coğrafyada ya demokratik laik hukuk devleti mi var? Ya bütün gelen liderler maalesef darbeyle geliyor. Sisi de darbeyle geldi. Müslü Mübarek de darbeyle geldi. Bilmem neyle darbe. Hepsi darbeyle geliyor. Peki bir şey soracağım. Aynı dönemde Profesör Doktor Haydar Baş bir tarihi bir soru sordu. Sen bana dedi Avrupa'da bir tane demokratik bir ülke göster. İşte monarşinin olmadığı bir ülke göster. Bir Fransa kenara koyuyorsun. Bütün Avrupa ülkeleri monarşiyle krallıkla i̇şte yönetiliyor. Kral Charles. Artık, tabii, Charles artık Kral Charles oldu. Ağzınız evet. alışmamış evet. Ya Kral Charles. Taç giydi değil mi? Tabii. Ne şaşalar ne debdebeler ne... Bütün devlet başkanları gitti. Bu peki 21. yüzyılda krallık mı kaldı? Tabii. Var. Krallığın babası var hem de. Şeyde Monako'da hala prensler var. İşte yok krallar evlendi var. Evlenmedi. Yok işte evlenmezse prenslik düşecek düşmeyecek. Hala monarşi tartışılıyor. İspanya'da kral var. Evet, Almanya kralı var. Hala yaşıyor. İspanya. Evet. Hani bu... İskandinav ülkeleri diyoruz ya. İsveç, buna. Norveç, Finlandiya hepsinin kralları orada var. İşin başında tabii. Duruyor. Yani neyi konuşuyoruz hakikaten ya? Yunanistan düne kadar krallıkla yönetiliyordu. Papa en büyük kralları. Papa'nın ağzına bakıyorlar. O da evet. Kral. O da şey, yani bir din rejimi üzerine kurulmuş tabii, bir kral. Tabii. Yani tabii. Sadece lokasyonunda tabii teokratik bir monarşi var orada. Tabii aynen. İsrail de teokrasi de evet. Devleti. Orada da bir monarşiye yakın bir sistem evet. Var. Tabii teokratik. 2-3 tane aile tarafından tabii, yönetiliyor. Tabii aynen. Yani Amerika da öyle ona bakarsan. Yani yine de bak Suriye var ya mesela Suriye. Tabii. Bunların içinde bunlardan, zemzemle yıkanmış diyen de defalarca yıkanmış tabii, kadar demokrasi tabii, ve cumhuriyet ülkesi. Tabii. Millet de memnun. Bak orada inan hani şimdi İstanbul'a şu anda bile bakın Şam'a gidelim. Keşke böyle haber yapma evet, şansımız olsun. Olsaydı ya. Yani Mustafa haberciliği Bey'e de bitirdiler. Mustafa Bey'e duyuralım. Haberciliği de bitirdi bu evet. Düzenler. Şimdi bak İstanbul'a gidelim. İstanbul'dayız zaten de hani gidelim derken Bağcılar'a gidelim. Güngör'e evet. Gidelim. Oradaki insan profillerini çekelim. Mutsuzluklarını, o yüzlerindeki mutsuz ifadeyi çekelim. Bir de Şam'a Halep'e gidelim. O insanların ifadelerini çekelim. Evet. Yemin ediyorum yani bu Suriye'deki insanlar bizden çok daha mutlu hala. 2006'da sen Suriye'ye gittiğin zaman o zaman Esad ev kiralarını ödüyordu. Elektrik, su, doğalgaz hepsini veriyordu. Bak ben sordum evet. Onu. Bak hani onu dediğini. Yani ben deniyordu ben inanmıyorum. İnanmıyor derken diyordum herhalde bu bir propaganda hani biliyorsun. Evet. Bu tip böyle şehir efsaneleri de çok ya. Bir tane Türkmen bir arkadaş bizi sınıra yakın Aziz yani şeyden girince Azez geliyor galiba tam bilmiyorum. Kilisten ilk girdiği zaman Azez diye bir ilçe var. Orada Türkmenler çok yaşıyor. Türkmen bir arkadaş. Bizi evine götürüyor. Ama tam böyle Eyvanlı şehri tam bir şey evi. Güneydoğu çok evi. Güzel bir ev. Şimdi tabii sokaklar falan çok bakımlı değil doğrusu. Çok ben temiz görmedim orada. O mahallede ama abi evin içine bir girdik. Ev saray gibi. Şimdi normalde kaç kişiydik? Yani yanımızda hali vakti yerinde insanlar da vardı. Mesela Yusuf Yakut Bey vardı. Abi evi edimin saray gibi. Yani hiçbirimizin böyle bir lüksü yok. Benim yoktu mesela ki Türkiye'de İstanbul'da evet. Yaşıyorum. Neyse otur tabii insan tabii meraklanıyor. Şimdi hani gerçi misafirin hani sağa sola bakması ayıptır ama evet. Hani ister istemez seni koyduğu o yer. Görünmeyecek kadar da bir zenginlik şey değil yani. Evet, görünen evet. Bir zenginlik var. Ya dedim ki tabii abicim dedim. Bu değirmeniz iş... hani bizde vardır öyle evet, bir kabalık. Evet, nereden? Dedim ne iş? İşte ben de tercümanım falan. Tamam. Peki dedim hani ne kadar bağış alıyorsunuz? Mesela çok komik bir şey söylüyor. 100 dolar falan civarı. Öyle bir şey evet, dedi. Evet. 200 dolar, 500 dolar. Çünkü annem de gittiğinde karşılaştığı rakamlar evet. Bu civardaydı. Peki dedim hani nasıl yaşıyorsunuz hani o kadar para, az parayla? Dedi bizim parayla işimiz yok. Nasıl işiniz yok? Dedi ki elektrik parası yok, su parası yok, bilmem ne parası yok.
gıdamız veriliyor, eğitim bedava, evet, sağlık. Aslında tam bir komünist sistem. Tabii. Zaten sosyalist, biliyorsun Baas evet, rejiminin Baas devamı, evet, ya onlarda. Baas Partisi, evet, Suriye, Irak. Bize diyor verilen para bizim cebimize koyuyor. Bir de ben de iş de yapıyorum. Tabii. Para da kazanıyorum ayrıca. Bizden de iyi para aldı o zaman. Tabii. Bizi işte Halep'e götürdü, Şam'a götürdü. Bir de o hayat ucuz. Ucuz, he, onu diyeceğim. Yani biz bir şeye para harcayamıyoruz. Ya benzin zaten o zaman 20 kuruştu bizim paramızla. Çay öyle, şeker öyle. Sonra gittik. Bir yerde yemek yedik. 5 kişiydik. Yani tıka basa et yedik. Tıka basa. Hani İstanbul'da olsa atıyorum 1000, 2000 lira, 3000 lira para verecekken bugünün o zaman 100-200 lira para verdik. Ya 100 doları bozdurduk, bitiremedik. Bir tane o, evet, Arap çocuğu, evet, gibi, evet, biz de 100 doları orada bitiremedik. Neyse 5 kişi. Gittik bir otelde kaldık 5 kişi. Bir ev tuttuk daha doğrusu. Çok lüks bir ev. Şam'ın merkezinde. 50 dolar mı ne vermiştik? Yani İstanbul'da mümkün değil, yapamazsın. Yani o kadar ucuzdu ki. Şimdi bu insanlar mutluydu zaten. Ya ben orada mesela Esad'a karşı bir şey olacağını pek düşünmüyordum. Ki zaten Esad nasıl düşmedi? Bakın o hareketler başladı ya, Esad mitingler düzenledi. Mesela Şam'da, Halep'te milyonlar katıldı o mitinglere. Evet. Eğer ona destek olunmuş, olunmamış olsaydı Saddam gibi, tabii, olurdu. Veya başka liderler gibi olurdu. Ya da Hüseyin Bin Ali gibi olurdu o şeydeki Sudan'daki. Sudan'da. Şimdi Esad mesela desteklendi halkı tarafından. Eğer desteklenmeseydi halk onun için askerlik yapar mıydı? Onun için savaşır mıydı? Yani bunlara yani aklımızı başımıza toplayalım. Yani böyle bir şey yok. Ya ben gözümle gördüm, yaşadığım şeyi anlatıyorum.